Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Acemi oyuncu. Bugün sizlere Dünya İmparatorluğu 2027 oyununun nasıl oynanacağını Acemi oyuncu farkıyla göstereceğim. Ve herkesin de benim gibi Türkiye'yi oynamak isteyeceğini düşündüğümden Türkiye ile başlıyorum oyun serimize. Bayağı altlarda harf sırasına göre gittiğine. Hadi. Heh, burada. Normalle başlayalım isterseniz. Kolay zaten, yani gerek yok onu. Ben size normalden göstereyim. Herkesin de isteyeceği türden. Henüz şunları açamadık. Açmadık çünkü yeni başlıyoruz. Göstersin. Başlayalım. Oyun imparatorluk tabanlı bir strateji ve düşünce oyunudur. Yıl 2027. Büyük bir ayaklanma mevcut hükümeti düşürdü. İsyancıların başındaki sen ülkede sınırsız bir otoriteye sahip oldun. Parlamento adaylığınızı aldı ve siz de ülkeyi imparatorluk haline getirmenin yolundan gidin. Sana iyi şanslar diliyoruz komutan Gindis ekibi. Hoş bulduk. Şimdi ülkemiz, toprak yüz ölçümümüz, vatandaşlarımız, paramız, tarihimiz ve teröristler gösteriyor. Mevcut harita bu. Ha, pardon. Şuraya basınca mevcut haritayı görebilirsiniz. Burası oyun normal ana ekranı. Herhangi bir yere şuraya bastığınız zaman silah satın al. Kara borsa. Kara borsadan bir şey almanızı tavsiye etmem. Ben sadece buradan asker alıyorum. Onu da size hilesini göstereceğim. Hile demem de kolay yol daha doğrusu. Buradan da almanızı hiç tercih etmem. Ya kendiniz üreteceksiniz. Gördüğünüz gibi 2027 malum uçak gemimiz çıkacaktı. Bunun üzerine değinmişler. Bunu da bu yüzden eklemişler. Piri Reis sınıfı denizaltımızı, ankaları, atakları, yani yerli ve milli birçok silahımızı buraya eklemişler. Bu yüzden oyunu sevdim gerçekten de. İstihbarat merkezi. Burada aramızın kötü olduğu ülkeleri seçebiliyoruz. Ya da aramızı bozabiliriz. Bu şekilde daha görmek istediğimiz ülkelerle aramızı bozabiliriz. Ya da şöyle Amerika gibi yerlerle anlaşıp şurada şey birikecek, belirtecek. O zaman istediğimiz ülkeyle anlaşabiliyoruz. Ama bence gerek yok başka ülkeye. Dediğim gibi kendimiz yapacağız. Diplomasi. Hepsi de. Alfabetik sırayla. Benden size tavsiye küçük olan ülkelerle başlayıp öyle büyümek. Bir anda büyük ülkelerle kafa tutmayacaksınız. Eğer öyle yaparsanız veyahut da büyük ittifakı olan ülkelerle savaşa girecek olursanız işiniz biter. Kaçışınız yok. Mesela Bulgaristan. Bas. Evet, savaş ilan ettik. Rastgele. Neden? Çünkü müttefik yok. Alanda kalanı kimse sağ bırakmaz. %50'sini sınıra gönderdim. Bir de hava askeri hedefleri bombaladım mı? Güzel. Mevcut. Buradan satın alabiliriz. Ama şimdilik değil. Şimdi satın almayacağız. Ben size göstereceğim onları. Birleşmiş Milletler, buradan ülkeler birbirlerine ceza vermek için evet ya abi biz de yapabiliriz. Herkes ülkeyle ilişkilerini düşürmeli ya da silah kısıtlamaya yardım etmeli falan filan. Bunlar hiçbir işe yaramıyor zaten. Ama buradan size ek para gelebilir. Size rüşvet verip istediklerini yaptırmak isteyecekler. Yapın, ne olacak? Nasıl olsa hiçbir işe yaramıyor. Burada da ekonomiler var.
15,202 milyon dolar ekonomimiz var. Vergilerimiz, gelirlerimiz, toplam bütçemiz o. Böyle. Buraya pek takmanızı şey yapmam, tavsiye etmem. Ülkelerle ilişki geliştirmekle de uğraşmayın. Neden? Onlardan 3 kuruş kazanmak yerine onların fethetine 10 kuruş kazanın. Bu daha iyi. İşte Zurna'nın Zart dediği yer. Ya da artık ne alsa. Antibalistik füzelerin üretim diyor. Bunlara her tur birer kere tıklasanız ya da ona kadar getirseniz yeter. Neden? Özellikle antibalistik saldırı yeri. Saldırı yeme riskine karşılık bu şart. Antibalistik. Geçenlerde 1000 tane nükleer bomba atmıştı Amerika. Ben bunu oynarken. Yeni oynuyordum o zaman. Yeni öğreniyordum. Tabi ağzınıza etti malum. Hiç kaçarımız yoktu. Bunu en son yapacaksınız. Bunu en son yapmazsanız 15 milyon %10 olur. Ama bunu 60 milyon 70 milyona getirdikten sonra 60-70 milyon %10 olursa daha karlı olursunuz. Size harekat odasını erken gösterdim. İşte buralar. Saldırı, hedefler. Bir sürü var. Ama ben sadece normal hava saldırısı ve takviye teyakkuz yapıyorum. Sınıra tam teyakkuz. Burada da sınırlarına yığdığımız kişileri gösteriyor. Sadece Bulgaristan'ı yığdık. O kadar yığdık. Yeterli. Ondan sonra haberler var. Tabi haberlerde hiçbir şey yok çünkü ilk turumuz. Ha, şunu göstermeyi unutmuşum. Acımayın abi teröristlere. Evet. Bunlar size ek halktan insan olacak. Sıralamalar güç ve size daha çok vergi gelecek. Sonraki turu beklememizi istiyor gördüğünüz gibi. Hadi be. Çok fazla ülke olunca tabi yüklemesi çok yavaş oluyor. Muhtemelen keserim ben burayı. Eyvah, bunu görmemiş olun. O reklamı kapatırım ben. İnternet açık unutursanız böyle olur tabi. İnternetsiz oynanıyor oyun. Oyunun ana ekranı hazırlanmış ama biz şey yapıyoruz. Buralar hiç önemli değil. Ekonomiymiş. Genel haberler güzel oluyor. Orayı da göstereceğim. Herkes birbirine girmeye başlamış. Sonra tur bizde bu yerine. Biri bize saldırmış. Allah Allah. Bulgaristan olabilir mi? Ha, şunu göstermeyi unuttum. Buradan bize ek kaynak geliyor. Ha, kim kimi fişfiklemiş acaba? Fiji'ye. Rüşvet kabul et gitsin. Rüşvet iyidir. Yani oyunda iyidir. Tabii ki de rüşvet oyunda iyi. Tekrar saldırıyoruz. Şimdilik parayı biriktirmenizi tavsiye ederim. Çok da abartmayın. Sadece asker alın. Başka hiçbir şey yapmayın. Asker alın. Saldırın. Asker alın. Saldırın. Hepsi de. Heh. Şimdi böyle güçsüz küçük bir ülke arıyoruz. Kim olabilir? Güçsüz bir küçük bir ülke.
Belize. Senin müttefiklerin var mıydı? Hiç bakmadım da lan. Tabii yok. Çünkü küçüksün. Küçük ülkelerin ne yazık ki hiç müttefiki olmuyor. Deniz istilası. Bakalım bizim Bulgaristan'ın durumu ne? Bunlar muhtemelen bize güçsüz olduğumuz için izin vermez. Ha doğru ya, paramız yok. Hiç kimse de demiyor paran yok diye. Fakiriz lan oyunda. Şimdilik. Sonunda yükledi. Genel haberler. Evet. Oyun başına vermiyor ama ben sinyali göstermek istedim. Sonraki zamanlarda yok 4 tane tankı eksik saymışız da, ya da 200 milyon lira eksik saymışız diyorlar, ya da 200 milyon lira biri bize bağış yapmış oluyor. Böyle böyle ek şeyler getirilmiş oluyor. Bize yardımcı olmuş oluyorlar. Benim buna ihtiyacım yok ama size göstermek istedim. Oo, ne güzel, ne güzel. Başarılı olsan ne yazar ya? Her alandan denemiş ya adam. Bakın. Küçük küçük. Oo, ne güzel. Yiyin birbirinizi. Gördüğünüz gibi iki ülkeyi aldık. Böyle müttefiksiz ülkelerle başlayacaksınız. Daha sonrası zaten direktmen sizindir. Yılan oyunu gibi düşünüyorum ben bunu. Yedikçe büyüyorsun. Evet, temizlendi. Biz devam edelim. Şimdi bakalım hangi ülkeye saldıralım. Güçsüz ve küçük olacak. Burada ülkeleri aşağılamıyorum bu arada. Asla öyle düşünmüyorum. Buradaki oyun grafiği öyle. Ki oyun verileri öyle. Yoksa her ülke güçlüdür kendine göre. Yoksa kolay kolay nasıl ayak duracak onca vahşi ülkeye karşı, ha? Bu sadece bir oyun. Ben de oyundaki şeye göre düşünüyorum. Bu neyi mesela? Kendimce düşünüyorum. Oyunda bu neyi küçükse ben saldırırım. Asla öyle bir şeyim yoktur benim. Sınıra hareket nasıl yapayım ya? Burney ta Endonezya, Malezya açıklarında. Antibalistiğimiz. Dur, göstereyim size. 4 oldu. Buradan göstermek daha iyi. Balistik füzemiz 29. Bunlara hiç gerek yok. Ya nereye yok edeyim ki? İnsanların üzerine füze atarsam benim vergilerim gitmiş olacak. Ben onları aldığım zaman bana vergi verecek onlar. Ben bir ülkeyle yetinmem abi. Hadi. Müttefiksiz ha, Bahreyn. Hey 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 Bahreyn. Ama doğrusu istila emrini yolladık zaten. O bize yakın olmadı. Gürcistan'ı bulalım. Böyle böyle. Bir komşuya yollayacaksınız. Bir de deniz istilası yollayacaksınız. Alın size çifte kar. Çifte fetih. Gürcistan ya. Bu kadar zor olmasın. Bilerek sildim, şey yaptım. Çünkü boşluk olunca arama yapmıyor. Oradaki boşluğu. Bakınız. Müttefik yok. İyi. Bitti. Şimdi Gürcistan'da hemen şurada Azerbaycan, Ermenistan, Rusya hemen şu arasındaki yer biliyorsunuzdur zaten. Gürcistan. %50'sini gönderelim yine. Yani gönül isterdi ki Kıbrıs'a girelim, bir anda Yunanistan'a girelim. Ama neden bir anda girmek istemeyeceğimi sizlere göstereceğim. Şu Ermenistan diyor.
Ne olacak? Bu eleman başıma bela açacak benim. Bunlar falan. Hayır, yanlışlıkla tıklamışım. Yani gördünüz işte. O eleman benim başıma bela açacak. O Rusya. Ben ona dalınca Ermenistan da bana dalmak isteyecek. Dolayısıyla Rusya bana dalacak. Yani yılan oyununun biraz daha karmaşık versiyonu gibi diyebilirsiniz. Şimdi sıralamalar güç bunu göstermek istiyorum sizlere. Bizler tabi alttayız. Daha buradayız. Bir ülkemiz var. Ondan sonracığıma... Ha evet, hareket emrini yolladık. Başka hangi ülkeye saldırabiliriz ki yani? Değil mi? Komşumuz olan Suriye'ye dalsak. Ya da çok acele etmeyeyim, ben size şimdilik bunlarla idare edelim. Evet, sonunda geldi. Daha sonra işte deniz istilası emri falan. Bakınız, bankacımız bankada fazla para olduğunu bulmuş. Oo. O iş nasıl oluyor ben hiç anlamadım. Ama olsun. Güzel, eğlenceli. Bakın iki ülke daha geldi. Almanları zor olmadı. Bir tane gemiyi nasıl düşürdünüz lan? Neyse. Problem değil. Bir gemi falan gitmiş. Ne olacak? Barbados'a dalalım. Hangisi daha cazip ha? Tabii ki de bu cazip. Herif bana 1 milyon veriyor. Şey, dur lan dur. Bazen çok basıyorum. Benim refleksime alışkın değil tabii telefon. Şey, oyun. Oyun da olabilir telefonda. İkisini de şey, yavaş, pek de kaliteli bir telefon değil. Ama oyun da çok fazla şey. Bitti. Kime saldırsam, kime saldırsam, ya şundadır ya bunda. Angola. Yok. Küçük ülkelerden başlayacağım dedim. Belarus'a dalmayın. Belarus şu an saçma şekilde güçlü. Burundi çok içeride. Bize çat kıyıya, evet kıyı şeyi var onun. Evet, kıyıya komşu bir ülke. Bir dakika, haritaya bakmam lazım. Bir dakika, bir dakika. Oynamayı unutmuşum. Makedonya'ya dalarız. Kıyıdan Makedonya'ya dalarız. Sınırımızdan. Makedonya, Makedonya. Müttefikler temiz. Küçük ülke. Evet ama küçük ama etkili. Dalalım. Hangi ülkeydi o isim? Santigua mı? Yok. Neyse ya. Buna dalarız biz de. Ha, senin müttefikin mi? Bir bakayım tehdit edeyim ne olacak. İlişkiyi fazla düşürürseniz 500 milyona tehdit edebilirim. Hani ne yükselsin, ben yine saldıracağım. Saldıracağım abicim, kaçar yok. Barbados'a bir istila emrimizi yollayalım. Emri yolladık. Hemencik. Ha, dur. %50'si. Büyük ülkeleri deniz istilasıyla almak çok zor oluyor. Bu yüzden yanlarında küçük ülkeleri alabilirsiniz. Ben ise şimdi güçlenmek için küçük ülkeleri alıyorum ama büyük ülkelerin yanlarına almadım. Şimdilik ufak ufak başlayacaksınız. Öyle çok da riske girmeye gerek yok. Şimdilik bu kadar. Ben size devamını göstereceğim. Şimdilik burada duralım. Video çok uzun olmuş. Sizleri de zevkinizi kaçırmak istemem. Devamını yakında çekeceğim. Yani şimdilik buraya kadar ama serinin devamını gelmesini
ve benim sizlere daha kaliteli bir şekilde içerik hazırlamamı istiyorsanız bu kanala abone olarak ve videoyu beğenerek belirtebilirsiniz. Ondan sonracığıma farklı tür seriler, mesela Amerika olur, Meksika olur, Kanada, Brezilya, Endonezya olur, Çin, Rusya, bu tür ülkeler gelmesini istiyorsanız ya da farklı stratejiler uygulamamı istiyorsanız, yani ilk şunu al, bunu al ya da şuradan başlasan olur mu gibi stratejiler uygulamamı istiyorsanız yorum yaparak bunu belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.